Ahlak gelişimi zamanı söyleyeceğiz bunu. İyi çocuk olma eğiliminin de ahlak anlayışının oturmasıyla hani yavaş yavaş ahlaki yargılar da başladığı dönem. 5-6 yaş duyguları sonunda neler yapılabileceğini anladığı dönemdir. Ancak hala daha bir insanın birden fazla duyguyu barındırdığını anlayamaz. Dolayısıyla mesela çocuğa sinirlenip bağırdığınız zaman çocuk şunu diyemez. Annem aslında beni çok seviyor ama bugün sinir ettiği için beni sinir etti. İşte onu sinir ettiğim için bana bağırdı veya kızdı. Çocuk çok fazla bunu düşünmez. Annem bugün bana sinirli, annem beni sevmiyor der. Dolayısıyla çocuğa bir şey söylerken, olumsuz bir şey söylediğiniz zaman, bir uyarı yaptığınız zaman genelde ağlayarak tepki veriyor. Çünkü tabii ki onun da duyguları inceliyor. Sizin onu artık istemediğinizi, sevmediğinizi düşünüyor. O yüzden olumsuz şeyleri söyledikten sonra belli bir zaman tabii hani ne yaptığını düşünmesi için zaman vermeniz önemli. Ama eğitimci olarak da çocukla hani bak ben seni her zaman seviyorum ama yanlış yaptığında söylemem gerekiyor ki bir daha yapmayasın gibi. Tekrardan hani duygularınızı tekrardan olumlu duygularınızı çocuğa yansıtmanız daha iyi olur. Kendi özgüveninin gelişmesi açısından. Bağlılık ilişkisi duygusal gelişimde önemli noktalardan bir tanedir. Bağlılıkla bağımlılığı karıştırmamak gerekiyor. Nasıl maddeye bağımlı olunduğu gibi kişiye de bağımlı olunabilir. Bağlılık ve bağımlılık arasındaki fark şudur. Bağımlılık bir hastalıktır. Bağımlılıktaki karşı taraf olmadan bu bir nesne olabilir, bir madde olabilir, bir kişi de olabilir. O kişi olmadan günlük hayat rutininizi yaşayamıyor olmanız anlamına geliyor. Yani hani onsuz sudan çıkmış balığa döndüm, ne yapacağımı bilmiyorum, kendimi yalnız hissediyorum, eksik hissediyorum, hayattan zevk almama söz konusudur.